okuyor musunuz? Okunuyor mu? Biz okumadıkça daha da dibe gideceğiz. Biz biat ettikçe, kendi hakkımızı savunmadıkça, sindikçe hiçbir yere gelemeyiz. Ben Adıyamanlıyım. Kartal içinde. Ben bu adamı Cumhurbaşkanı da Tayyip Erdoğan için Allah var yukarıda seviyordum adamı. 20 senede ben verdim abi. Yine dedim vereyim dedim. Bir sefer daha vereyim. Adıyaman vermedi abi. Ben verdim abi. Adıyaman vermedi de ben... Ben de ona sorayım. 22 yıldan beri neredeydin? Yani biz uçacağız diye geldik. Baş aşağı çakıldık. İlahlaştırılan bir Tayyip Erdoğan var. Yani hayır. Biz yani bana sorun. Türkiye benim. İstanbul benim. Yani benim. Ben oy kullanacağım. Sen saygı göstereceksin. Bu kadar. Derim belki de düzelmeye çalışır. Ama bir türlü düzelmiyor abi. Düzelteceğiz diyorlar abi. Yok abi boş. Ben inanmıyorum abi. 2028'de genel seçim var. Ben vermem abi. AK Parti'ye vermem abi. İmamoğlu otursa İmamoğlu'ya veririm. Ben vermem abi artık. Töbelerin töbesi olsun. Neymiş de imansız şey. Zaten bu ne gelse bu iman şeyinde bizim yüzümüze gelir. Dinsiz imansız diyorlar. Heh, babana rahmet. Lan ne dinsiz imansız ya? Bu Allah bilir ya. Cebimizde çay parası yok. Ben de emekliyim. İşte halk ekmekten iki tane ekmek alacaksın. Peynir, kırıntı peynir alacaksın. Yani bir şekilde geçineceksin, yapacak bir şey yok. Tekhaneye düşecek diyor ekonomi bakanı. Nasıl değerlendiriyor? İmkansız. Bitti ki her şey. Yani umut edilecek bir durum var mı? Eğitimi söyleyin, sağlığı söyleyin. 22 sene önce de bu durumlar, hiç hastaneler böyle olmayacaktı, eğitim böyle olmayacaktı. Ne oldu? Daha beter olduk. Hangi kafa var burada? Ne gibi fikirler var? Nasıl düşünülüyor? Türk parasının değerini bana buradan biri açıklasın. Neden? Atatürk bu memleketi kurarken nasıl bir mücadele vermiş? Okuyor musunuz? Okunuyor mu? Biz okumadıkça daha da dibe gideceğiz. Biz biat ettikçe, kendi hakkımızı savunmadıkça, sindikçe hiçbir yere gelemeyiz. Doktorlarımız yok, bilim adamlarımız yok. He var, biri uzaya gitti, geldi ama nerede göremiyorum kendisini. Gençlerimiz, ben 51 yaşındayım, emekliyim, 30 yıl prim ödedim. Ne alıyorum sorun bana? 10 bin lira. Sürünme yılı ne emeklisi? Bence Tayyip Bey, yani AKP Genel Başkanı, sadece kendi masasındakileri gördüğü için herkesi tok zannediyor. Bence gelip çıkmalı, insanlarla görüşmeli, konuşmalı. Ama kibir o kadar tavan yapmış ki, biz bu kibrimizle anca bu kadar yaşarız. Enflasyon tek haneye düşecek diyor. Abi biraz zor abi be. Niye abi? Abi umudumuz yok abi. Neden kalmadı umudumuz? Abi niye kaldı? Emekliye ne verir ki? 10 bine maaş veriyor emekliye. Ne verir ki? Emekli yılı olacaktı 2020. Ne iyi olayım be, ne de olayım be. Öyle geçeceksin be. Hep para vuru. Hepsi para vuru atılır. Baştaki para bize. Baştaki. Baltı'da enflasyon tek haneye inecek diye ekonomi bakanı. Nasıl değerlendiriyor? Vallahi iyi davrandıramıyorum abi. Bu kadar yani çok affedersen iyi gitmiyor. Yani bu ülke artık bitmiş. Ben AK Partiliydim. Artık ben 20 sene bu adama veriyorum. Hani Cumhurbaşkanı. En son 2024'te mi vermedin? 2024'te yine verdim. Yani verdim de pişman oldum yine. Seçimle verdik. Verdim valla, valla verdim. Allah var yok da verdim. Dedim belki de düzelmeye çalışır ama bir türlü düzelmiyor abi. Bak bir askeri ücreti abi düşünebiliyor musun? Bir aile yani bırak bir emekli 10 bin lira para nasıl geçinecek? Bir pazara gidiyorsun, pazardan yani bırak 2-3 bin lira ancak alışveriş, bir şey alamıyorsun. Bir kilo peynir olmuş 250-300 bin lira para, bu da dandik. Düzelteceğiz diyorlar abi. Yok abi boş, ben inanmıyorum abi. Ben Adıyamanlıyım, Kaftal içinde. Ben bu adamı Cumhurbaşkanı da Tayyip Erdoğan için Allah var yukarıda seviyordum adamı. 20 senede ben verdim abi. Yine dedim vereyim dedim, bir sefer daha vereyim. Adıyaman vermedi abi. Ben verdim abi. Adıyaman vermedi de ben ne bileyim sandığa gittim. Kalbim dedi ki bir defa daha ver dedi. Ama belediye başkanı vermedim. Vermedim. Neye verdik? Hangi şeye verdik? Bu şey gazi şeye vermedim. Büyükşehir İmamoğlu'na verdim. Ben Sultan Gazi'de oturuyorum. Ona da şey verdim. CHP, AK Parti'ye verdim. Neden İmamoğlu'na verdin? Verdim bu adam. Kurum'a neden vermedin? Murat Kurum'a abi vermedim abi vallahi. Hani bu sefer vermedim. Ben 20 senedir ben üyeyim ya. Üyeyim ama ben bak İmamoğlu biz diyoruz kötü ya. Bu belediye kartı var. Market kartları oluyor ya. Şimdi market kartları benim abi AK Parti döneminde bana yardım etmediler. İmamoğlu geldi abi. Bu Allah var bu sene. Bin bine herkese 1-2 bin lira para verdiler. Veriyor. Hala da veriyor. Yardım ediyor. Karta yardım ediyor. Yani AK Partili olduğun haline mi verdi? Verdi adam. Ben üyeyim ya. Benim her ay benim bin bine benim kartıma yükleniyor. Alışveriş markette yapıyorum. Ben AK Parti'de ben başvurdum belediyesinde. Kolu yardımı başvurdum. Red verdi. Neye red veriyorsun? Senin sigortan var diyor. Düşünebiliyor musun? İmamoğlu değil mi ki senin sigortan var? Veriyor. Benim çocuklarım bu 5 senede rahatsızlar. Bilmiyorum ama abi. Sisteme giriyorlar bilmiyorum. Benim neyim var abi? Hiçbir şeyim yok. Adam 2 milyon kartı, 2 milyon yardım etti her ay. Allah bin kere razı olsun. Ha ediyor. Bütün halkına, bütün yani herkese verdi. Tek bana değil. Bak biz 25 kardeşim var. Yani biz Karaburgayı'dayız. Bu dönem inanır mısın? Hep biz
İmamoğlu'na verdik. Verdik, adam dedi ki bu gelsin anlatsa iyidir, veriyor adam. Hani sattık mı diyor, yok valla. Ben şeyde Gazi Mahallesi'ndeki AK Parti'ye verdim. Bu da Adıyaman'da, Sultan Gazi Adıyaman'da verdim. Ha iyi mi? İyidir valla. Biliyorum ya, bir koli yardımı etmedi. Red verdi. Neymiş bir koli yardımı? Ramazan bitmiş. Düşünemiyor musun? Unalamış, Ramazan bitmiş, vermediler. İmamoğlu veri demiyor ki Ramazan bitmiş ya. Adam her ay bin milyar bize yardım etti. Allah bin kere razı olsun. Ama AK Parti abi bir yardımı görmedim abi. Hiçbir fayda görmedim. 2028'de genel seçim var. Ben vermem abi. AK Parti'ye vermem abi. İmamoğlu otursa İmamoğlu'ya veririm. Ben vermem abi artık. Töbelerin töbesi olsun. Bir tane gidiyorsun bir yemek, çocuklara bir yemek hamburger diye bana ısmarla. Ya 500 bin olur mu ya? İki tane hamburger 500 bin olur mu ya? Bir ekmek yani bir bırak abi, bir lokantada bir şey yiyorsun. Yani artık herkes bıkmış. Ben abi herkes İmamoğlu CHP kötü ya. Ya ver anasını gelsin ya. Neymiş de imansız şey. Zaten bu ne gelse bu iman şeyinde bizim yüzümüzde. Dinsiz imansız diyorlar. Babana rahmet. Lan ne dinsiz imansız ya? Bu Allah bilir ya. Ben diyorum ben 20 sene AK Parti'yim. Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyorum. Ama ben bu dönemde kardeşim gittim sağında. Ben İmamoğlu'ya verdim. Ama şeye de AK Parti bu CHP şey. Sultan Gazi'ye de AK Parti'ye verdim. Ben. Ona da pişmansın herhalde. Pişmanım valla. Keşke ona da verseydi, aç işte geçti. Valla hanım da bildim, bu sefer dedim İmamoğlu'ya veririm. 13-14 kardeşim buradadır, Gazi Mahallesi'ndedir. Hepimiz şey ettik dedim, verelim. Çünkü hepimiz dedim yardım ediyor. Yani ediyor. Benim sosyal şeyde, büyük şehirde, Yapı Kredi'de yardım etti. Herkese verdi. Bütün şeye yardım etti. Eve yardım etti. Verme nankörlük değil mi? Ben size, ya nankör, çayı versin. Sen Suriyelilere bak, düşünebiliyor musun? Ben dün dinlendim. Suriyelilere 8 milyar sen yardım ediyorsun. Sen emeklilere, ben emekli dedim, daha benim 3 tanem var da. 8 milyar yardım ediyorsun. Sen 5 tane yardım ediyorsun, 13 milyar şu anda Suriyelilere veriyorsun. Sen emeklileri abi 10 milyar. Senin vatandaşın, halkın. O adam savaş oluyor, bir şey yok. Sen bak bir örnek daha söyleyeyim abime. Suriyelilere diyor ki, sen Cumhurbaşkanımız. Ben diyor Suriyelilere diyor 500 metre arsa. Ya bir de yeşillik falan diyor yapsın diyor. Hepsi ev yapmış. Benim evim yok. Ben 30 senedir İstanbul'dayım. Ben evim yok. Ben şu anda 8 milyar kira veriyorum. 8 milyar kira veriyorum. Ben kaç para? 22 milyar da maaş alıyorum. İki tane çocuk var, okula gidiyor. Her günde 100 milyon onlara veriyorum. Mecbur değil misin abi? Şimdi çocuklar gittiğin zaman baba bana diyor para ver. Üniversiteme parası. Öteki çocuklara bakacak ne yapayım? Yüzü kalacak olmaz. 11-12 milyar. Fatura geliyor abi. Tamam bak, doğal gaz yardım ediyordu. Bana çıkmadı. Bak vallahi billah çıkmadı. Neymiş sen sigortalısın. Ulan ne şanssız adamım dedim ya. En son bile 500 milyon çıktı. En son o da bir 300 milyon yardım oldu bana. İptal etti yine. Dedi ki yeter, çok yediniz, veremem dedi. Düşünebiliyor musun? Bu ülke abi bitmiş. Ben şahsım bak diyorum yine abi, Adıyamanlıyım, Kahtalıyım. Bu dönemde İmamoğlu'ya verdim, AK Parti'ye vermedim. Ben AK Parti'de üyeyim. Ama bundan sonra da İmamoğlu'ya veririm kardeşim. Bunu düzelecek diye kanım bakalım. Nasıl değerlendiriyoruz? İnşallah. Hiç, var mı umudumuz? Hiç inanmıyorum ama Allah yardım etsin, bilmiyorum. Neden umudumuz yok? Neden kaybettin? Yani bilmiyorum yani. Şu anda hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Ama gidişat hiç güzel değil. Allah herkesin yardımcısı olsun. Düzeltebilirler mi? Tabii ki size düzeltebilirler. Tabii ki. Neyse şimdi ben buradan yarım yapmayayım. Yanlış olur. Enflasyon tek haneye düşecek. Nasıl değerlendiriyor? Mümkün değil. Neden? Ya, olmaz abi ya. Çıkmış şey Türkiye'de yani yükselen şeyi ben düştüğünü hiçbir zaman için görmedim. O millete avutuyorlar. Millete teselli, başka bir şey yok. 2023 seçiminden önce bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı. Onlar tam tersini söylemişler. Yani bizden fazla kimse bozamaz ve yükseltemez. Ve dediklerini de yaptılar doğru. Emekli yılı, onu da doğru söylediler. Emekliyi süründürme yılı. Yaptılar, o doğru. Bak o sözlerini tuttular. Emekler yılı, emekleri süründürme yılı. Onu yaptılar. Ne olacak abi böyle? Nasıl olacak? Sürüneceğiz işte. Cebimizde çay parası yok. Ben de emekliyim. İki tane ameliyat geçirdim. Yok yani. Sürüneceğiz. Gidiyorum halk ekmek. O da bugün pazar kapalı. Halk ekmekten iki tane ekmek alacaksın. Peynir, kırıntı peynir alacaksın. Bu şekilde akşam pazara 6'da gidiyor ki. Hani fiyatlar düşmüştür. Çıkma falan vesaire varsa onları alacaksın. Yani bir şekilde geçineceksin. Yapacak bir şey yok. Bütün emekliler böyle mi yapıyor diyor? Vallahi bütün hali vakti yerinde evi barkı varsa. Şimdi herkes böyle değil. Ama yani bir tek emekli maaşı olan insanlar hani burada akşama kadar konuşuyoruz, oturuyoruz. Böyle çay ocağının önüne oturup 7,5 lira 10 lira çay içme gibi bir lüksümüz yok. Evinde 2 bardak çay varsa içeceksin, çıkacaksın buralarda banklarda 1-2 güneş alıp tekrar evine gideceksin maalesef. Bir tabak yemek 150 lira kuru fasulye, alır da yersin. Bir tane düşecek diyor ekonomi bakanı. Nasıl değerlendiriyorsun? Hiç onu düşünecek durumda değilim gerçekten de. Bak, derdimiz mi var? Öncesine dayanan bir derdimizdi.
Anlatmak isterseniz, kısaca bir anlatın isterseniz. Herkesin sesi olmaya çalışıyorum. Müzisyenim. Pandemi ve korona zamanında en çok sekteye uğrayan sektörlerden biri olduk. Yani sitem etmiyorum. Her zaman için yani devlet büyüklerime saygım sonsuz olmuştur. Vardır onların da bir bildikleri demişimdir, boyun bükmüşüzdür. Biz çünkü benim rahmetli babam 60 darbesini görmüş. Ben 80 darbesini görmüş. Ve benim çocuğum da sözde 15 Temmuz darbesini görmüş. Hani diyeceğim yani sitem etmiyorum. Devlet büyüklerime saygım her zaman sonsuz olmuştur. Vardır onların da bir bildikleri demişizdir. Sizin konunuz da aslında biraz ekonomiye dayanıyor. Ekonomi. Yani tecavüz diyorlar ekonomi. Aslında benim sorumuz doğal. İşte ben ona dayalı bir düşüncem ve görüşüm yok. Ben sadece hayatını idame ettirmeye çalışan, günü kurtarmaya çalışan bir müzisyenim. Müzik sektörümüz... Bu sizin gibi müzisyenlerin ortak bir yanı diyebilir miyiz? Yani sadece siz mi yaşıyorsunuz, diğer yok. Müzisyenler de yaşıyor mu? Yani Edirne'den Kars'a bütün müzisyen dostlarımız, meslektaşlarımız aynı sekteye uğrayıp aynı sorunları yaşamış olan arkadaşlar. Açılmadı mı şu anda sektör? Yani ne gibi bir sıkıntı yaşıyorsunuz? Açıldı fakat eski tadı vermedi. Pandemi ve korona zamanında biraz da bayağı bir işsiz kaldık. 2 yıl oturduk yani. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Esnaflık yaptık. Bir şeyler sebze meyve alıp sattık. Öyle diyelim yani. Buna da şükür diyelim. Her karanlığın bir ardında bir aydınlık vardır dedik. Yani ölüme çare yok dedik. Ama pandemiden sonra, koronadan sonra devlet büyüklerimiz açılımlar yaptılar. Eski tadı vermeyince biraz da 2 gün çalıştık, 5 gün oturduk, 3 gün çalıştık, 4 gün oturduk. Ve ben şu an 1,5 yıl oldu pandemiden sonra. Bir sağlık çalışanı oldum. Artık yani bir zamanlar benim mesleğim olan müzisyenlik ikinci ekstra bir işim oldu. Ve şu an mesleğim olan sağlık sektöründeyim. Bir özel bir diyaliz merkezinde yardımcı sağlık personeli olarak çalışıyorum. Hafta sonları da böyle sırtımda görmüş olduğunuz enstrümanım, klarnetimle birlikte cumartesi, pazar günlerim olursa gerek müzisyen dostlarımız, gerek sanatçı dostlarımız onların teklifleri doğrultusunda hafta sonları gerek düğün salonları, gerek eğlence mekanları gelen teklifler doğrultusunda onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Enflasyon tek haneye düşecek diye. Boşver ya onlar ya. Hiçbir şey olmaz. Düzelmez mi? Devam, yok devam aynı. Tabii düzelmez. Neden umudumuzu kaybettik? He? Neden kaybettik? 22 seneden beri ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Devam. Sana ayrı soralım abla. Sana ayrı. Sen başka. Öyle. Benim kaşımdan yeme. Sen başka kaşıktan ye. Soran efendiye sana. Sana soralım abla. 2026'da enflasyon tek haneye düşecek diye konum. İnşallah düşer Allah'ın izniyle. Ne yapalım, sağlık olsun, bu da olur geçer. Ne yapalım yani, varmış olsun. Pahalılık da oluyor sanki onlar CHP geçse başa olmayacak mı yani? Hangisi düzgün çalışıyor ki? Peki sizce AK Parti 2023'te seçimi kazandı, 2024'te neden kaybetti? Vallahi işte bu emeklilerin yüzünden, başka bir şeyden değil yani. İşte farkı alamadığı için bu yüzden kaybettiler. Başka bir şeyden değil yani. Tek şeyimiz, sorun bu. Biz, yani ondan hepimiz şeyiz yani. Üzgünüz ama ne yapalım yani, varmış olsun, sağlık olsun. Buna da şükürler olsun Rabbime. Allah'a şükür. Biz yani ben çok şükür halim keyfim yerinde. Ama 3 erkek evladım var. Biri üniversitede okuyor. Diğeri 2 alttan geliyor. Ben bu kadar zorlanıyorsam ben diğer vatandaşlarımızı düşünemiyorum. Suriyelilere bir baksınlar nasıl yaşıyorlar. Postanede memurun kafasını kırıyor paramı verin diye. Ve biz ekonomi diyoruz. Hangi ekonomi? Nasıl bir ekonomi? Yani nasıl bir ekonomi? Nereden bakacağız? Bugün sorun bakalım ekonomi bakanına, Mehmet Şimşek'e 1 kilo tavuk ne kadar? Yani 1 kilo et ne kadar? Sorun yani sorulsun. Sayın bakan gelsin desin ki bana, benim ismim Adem. Güzel kardeşim ya da vatandaşım, biz burada yaşıyoruz. Ben bunu hedefledim. Ben de ona sorayım. 22 yıldan beri neredeydin? Yani biz uçacağız diye geldik. Baş aşağı çakıldık. Lütfen bu liyakatsizlik devam ettiği sürece, eğer dinliyorlarsa, çi işlerine geldiklerini dinliyorlar. Bu liyakatsizlik devam ettiği sürece bizim ne eğitimi, ne ekonomi, ne sağlık, adınıza ne gelirse biz hiçbir zaman düz yolda yürümeyi beceremeyiz. Bugün halen de arkadaşlar arasında konuşurken bir takım durumlarda ilahlaştırılan bir Tayyip Erdoğan var. Yani hayır, biz yani bana sorun. Türkiye benim, İstanbul benim. Yani benim. Ben oy kullanacağım, sen saygı göstereceksin. Bu
kadar. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çenemde durmaz. Konuştukça durum farklı yerlere gidebilir. Ama son seçimlerden sonra bence Tayyip Erdoğan'a kadar bu çıkmalı. Yani muhalefet de çok iyi çalışmalı. Yani o kadar iyi çalışmalı ki vatandaşı çok iyi empoze edip anlatmalı. Ben yine söylüyorum, emeklerimiz 10 bin liraya şükrediyorlarsa hemen mezara girsinler. Etmesinler.